Bak Marco, sonra görmedim değil mi? Evet. Hadi be! Maç nasıldı? Evet, güzel maç. Çok keyifli bir maç oldu. İlk maç kaybettik ama revanş var sonra. 2-2 yaptık. Şampiyonuz. Takımı tebrik ediyorum. Böyle alttan yürekli kardeşlerim var. Abi, Cahrat boyla Cahrat. Sen Alex'in takımındasın. Şimdi burada Tuncay var, Luciano, Aurelio, golcü Semih ikili oyununu gösteriyor. Nasıl gidiyor sence maç? Ya güzel tabii, şimdi belli bir yaştan sonra artık sağlık ön planda. Ama burada eski dostlarla aynı ortamda olmak, özellikle bir de Fenerbahçe tesislerine tabii ki bizim için ayrı bir güzelliği var. Neden kaybettiniz peki? Bilmiyorum ama bizim kaleci biraz çok hata yaptım bence. Ama iyi oynadık. İkinci maç kazanacağız. Tuncay... Burada tercihim gidiyor Bulgar'dan. Bir şey söyleyeceğim. Tuncay'la sen net oynarsınız şu anda. Oynarız tabii ki yani. Son 15 dakika, 20 dakika. Aynen. Farkınızı ortaya koydunuz. Aynen. Çok mutlu olduk yani, böyle bir organizasyon düzenlediler. Tekrar kulübümüze geldik, evimize. İlk defa 11 oynuyor, çok mutluyum. Tomé su mano y la llevé a la pista y la seduje con mis pasos mágicos. Tekrardan olmak çok müthiş bir duygu. Bunu söylemek istiyorum. Bu hafta harika bir hafta geçiriyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Çünkü hepimiz bir şekilde buradan ayrıldık. Çeşitli sebeplerden dolayı aslında buradan biraz uzaktaydık. O yüzden özellikle başkanımıza, yönetim kuruluna, bütün Fenerbahçe camiasına, biz eski oyuncular olarak, kulübe emek vermiş kişiler olarak tekrardan bu anılarımızı tazelemeyi, beraber olmayı, sizleri görmeyi, kulüp çalışanları, Samandıra çalışanları, dostlarımızı, arkadaşlarımızı görme fırsatı verdiği için bütün camiaya, başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Semih ve Tuncay biraz etkiliydi galiba. Valla müthiş ya. Hala fit. Belki oynayabilir değil mi? Peki. Ben de işimi garantiye aldım. Kendimi Alex'in takımına aldım. Ama dediğim gibi ön planda tabii ki sakatlık olmasın. Maksat burada gırgır şamata biraz. Tuncay ve sen oldukça fitsiniz. Valla Tuncay zaten her zaman fitti. Kendine de her zaman bakıyor. Hatta iki gün önce de federasyonla UEFA'ya karşı bir maç yaptık. Biraz ikimiz de yorgunuz ama elimizden geldiği kadar tabii futboldan kopmamaya çalışıyoruz. Sporu da bırakmamaya çalışıyoruz. Peki kim kazanır? Şöyle bir kadrolara baktığın zaman Tuncay, Semih bir tarafta, Luciano, Aurelio diğer tarafta, Kemal Aslan'ı da unutmayalım. Valla eşit aslında, kadrolar eşit. Ben yine biz favori olarak görüyorum kendi kendimizi. Peki, başarılı. Sağ olun. Debajo de las sábanas nos encontraría. Suena el ritmo ram pam pam. Vamos pa' una ronda más. Tu cuerpo se come.
Golcü, bir şey daha soracağım peki. Alex'in takımı biraz zayıf mı olmuş, ne diyorsun? Alex kötü takım seçmiş ya. Çünkü ona gelmedi. Fabio ile Tuncay'ı daha önceden aldı ya, onlar önce aldı. Onlar biraz daha kötüler gibi. Biz şampiyon olduk artık. Rahatız. Keyfini sürdürürsünüz, aynen. Alex'in takım biraz zayıf olmuş gibi geldi. Bir de çok fazla aslında, koşmuyor sahada. Yani aslında Can var, Ali Güneş var. Alex zaten koşmuyordu ki. Ona topu attık mı sıkıntı ortadan kalkıyordu. O yüzden sorun yok. Koşmasına da gerek yok. Zaten izliyorsunuz. Top ayağına geldiğinde istediğini yapabilecek bir kaliteye sahip Alex hala. Golcüyle sen çıksanız oynarsınız çok rahat. Fena değiliz. Bir 10-15 dakika oynayabiliriz. Hakemlik konusunda ne diyorsun peki? Hakemlik zor bir meslek. Hani saniyede karar vermek çok kolay değil ama şu anda teknolojide birçok şeyi daha net görebiliyorsunuz. Ama kolay değil yani. Hatalar yapabiliyoruz. Sürekli değişiyoruz hakemler. Diyerek bir hata yapar mısın mesela şu anda? Hani maçın sonucunu etkileyecek. Yok, yapmam. Vicdanım el vermez. Sağın en iyisi kimdi? Game for Melody Camp. Ano Sega. Yo le prais. Tavarisa Prada. Daha güzel. Açıkçası kahkaha atmak için sahadaydım bugün. Kim daha iyiydi, kötüydü? Çok dikkat etmedim. Genelde Can Arat'a yükleniliyor galiba, değil mi? Mayoria da Spesuas Foren Simadu Can Arat ne? Can Arat sempre muito forte, né? E aí talvez tenha se descuidado pouco depois que para de jogar, deu uma engordada e é normal que a gente pegue no pé, né? Até principalmente porque nós somos mais velhos do que ele, né? Estou até dando uma cutucadinha para ver se ele se cuida um pouco muito mais pela saúde do que qualquer outra coisa, que é importante que as pessoas fiquem bem. Can aslında takımın en fit, en güçlülerinden bir tanesidir normalde. Bizim oynadığımız zaman da öyleydi. Ama futbolu bıraktıktan sonra belli ki biraz dikkatsizliğe başlamış. Fiziğiyle ilgili, sağlığıyla ilgili. O yüzden biraz kilo aldığı için onunla saha içerisinde biraz takıldık ona. Ama tabii ki takılmamızın sebebi yaşı da bizden genç. Daha fazla sağlığı için. Buradaki oynadığı performansı için değil. Sağlığına dikkat etmesi lazım. O yüzden de biraz onun ayağına takıldık bugün. Kaptana söyledim. Yeşil takım şampiyon olsa çok konuşurlar. Semih Şentürk'ün konuşmaması lazım. Alex çok zeki bir insandır. Umuyorum o zekiliğini şu an seçimde de kullanmıştır. Yani Alex'i kolay kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben. Yani arkada savaşacağız şimdi bakalım. Elimizden geldiğince. Semih'i, Aurelio'yu görüyorum da Aurelio yine orta sahadaki o mücadeleci oyununu ortaya koyuyor ama Luciano biraz hücumda oynuyor. Herhalde ya bizler kariyerinde yapamadığı için. Yok, şimdi şöyle bir şey var. Zaten bizle oynadığı dönemde en çok gol atan oyunculardan biriydi. Yani çoğu santrafordan daha fazla gol atıyordu. Şöyle bir şey var. Defans oyuncuları genelde forvet oynamayı sever. O yüzden onun da önde oynuyordur. Biraz böyle yıllarca geride disiplin. Şimdi önde biraz belki rahat olmak istiyor. Umarım bundan sonrakisi zaman içerisinde de yine böyle kulübe emek vermiş oyuncularımız burada vakit geçirebilirler, anılarını tazeleyebilirler. Tekrardan bu fırsatla bütün camiaya, başkan ve yönetimimize teşekkür ediyorum.